PKK ve PKK ve FETÖ ilkesi hakkında daha beteri var. Özellikle tamam. Alakası yok. Yok, güzel. Daha somutunu söyleyeyim. Bugün Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında yine diyor ki, bir kararnameyle halledeceğim. Ne? KHK'ları iade edeceklermiş. FETÖ ve PKK'dan ihraç olanları. Daha büyük bela geliyor. Korkunç olan şu, mecliste bazı şeyler durdurulabilir, tartışma konusu olabilir. Ama diyor ki imza yetki, bak anayasa, anayasaya bağlılık, terörle mücadele, milli güvenlik konusunda Cumhurbaşkanı yetki vermiş. O diyor ki ben diyor imza atacağım, bir imza ile halledeceğim diyor. Ne yapacaksın sen? Devleti PKK ve FETÖ'cülere açacağım. Bak bütün tercümesi bu. Ben bunu aylar önce yazdım. Bak aylar önce yazdım. Su faturalarını ya niye? Niye? Bak evet, hocam şunu söyleyeyim. Tamam. Emre Uslusu'ndan Adem Yavuz'una, Tunca Öpçülü'nden Sayı Sefa'sına, PKK'lılara, dağdaki Bezozat'a kadar. Ya Millet İttifakı'nı niye alkışlıyor bu kadar? Kılıçdaroğlu'nu niye destekliyorlar size bu kadar? Bilmem, sorun bakalım. Size soruyorum. İyi Parti'de demin dedik anlattık işte. Siz kendinize sorun. Yok ben soruyorum. Niye sağa solu, Türk'ü, Kürt'ü, liberali, amaçlarına ancak bununla ulaşabilecek. Ben cevabını vermiştim. Bu ittifakın ancak, altında siz kendinize ancak, milli irade diyorsunuz yok, hocam kazandığı bak, zaman. Ancak amaçlarına, terör örgütleri amaçlarına bu masa etrafında ulaşabileceğini düşünüyor. Ondan dolayı başka bir cevabı yok bunun. Bunun demokrasi, yani şöyle bir şey. PKK'lılar dağdan Türkiye'de demokrasi gelişsin, ifade özgürlüğü, hukuk gelişsin diye mi uğraşıyorlar? Başka bir şey demiyorum yani ya. Yoksa devlet devleti parçalamak, milleti parçalamak için mi uğraşıyorlar? Yıllardan beri, 40 yıldan beri. AKP'den çok önceden bahsediyorum. Tamam. Cem Bey orada. Ama parçalanmıyor, değil mi? Tabii. Şükür vatanseverler sağ olsun. Şehitlerimiz sağ olsun. Şehitlerimiz sağ olsun. Can her gün bir şehit, her gün. Bak her gün bir şehitle biz bu mücadeleyi veriyoruz. Onu iktidara sormak lazım neler? Devlet 40 yıldan beri iktidarla ilgisi yok bunun. Devlet meselesi bu. Şaban Bey buyurun size söz verelim. Kollarınızı bağladınız. Yani ben de hakikaten bu tartışmadan rahatsız oldum. Şimdi yani muhalefeti toptan Cumhuriyet Halk Partisi gibi bu ülkenin kurucu partisini işte efendim PKK'ya alan açacak, PKK'nın işte Türkiye'yi bölme projesine işte imkan verecek, o konuda kararlar alacak diye Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün muhalefeti suçlamak akıl ve izan dışı. Ya Türkiye'de, AKP Türkiye'de, yapma Şaban Bey. Türkiye'de herkes... 2015 arasında AKP'nin Türkiye'yi götürdüğü bir süreç o değil miydi kardeşim? Bir dakika kardeşim, biz de konuşalım. Bir dakika biz de konuşalım. Vatan sevgisinde veya şeyde bir eksiklik var mıydı? Milliyetçiliğinde, muhafazakarlığında ama AKP'de o sürece götürdü. Diyorum ki şimdi de bunlar götürüyor. Ne oluyor? Yani Atatürk'ün kurduğu parti üzerinden bu ihanet gerçekleşiyorsa bunu söylemeyelim mi? İki dakika vakit verebilir miyiz Şaban Bey? AKP Türk 2013-15 arasında oraya götürdü ya bu ülkeyi. Onun vatan sevgisine şüphemiz var mı? Ama yaptı. Gafletle yaptı. Ama yaptı. Şimdi aynısını Atatürk'ün partisi üzerinden emperyalizm kurguluyor kardeşim. Nedim Bey. Bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Size bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Bendesiniz şu anda. Duymuyorum Ankara'yı. Ya Allah aşkına. Birbirimizi dinleyelim. Müzakere yapıyoruz. Biraz o konuşsun. Biraz siz. Buyurun. Ya bu nasıl bir... Çok özür dilerim de bu nasıl bir duygudur ya? Bu nasıl bir ruh halidir? Ya bütün muhalefeti, bu Türkiye'nin, bu Türk milletinin yarısını içinde işte 5-6 tane parti olan ve başlarında da ana muhalefet partisinin olduğu, çarpıtma, İyi Parti'nin Şaban, olduğu, İçişleri Bakanlığı yaptı, Sayın Meral Akşener'in olduğu, partilerden, organizasyonlardan bahsediyorum. Bir Türkiye'nin yarısını temsil eden bu sen, bu bloğu Kılıçdaroğlu'nun bütün CHP tabanını yani teröristlerle yansıttığını yapan, düşünüyorsun. Türkiye'nin bölünmesi için kararlar alacak olan düşünüyorsun. Ben ne dedim? Nasıl bir ruh halidir bu? Bu ruh hali yani şu. Sen CHP Kılıçdaroğlu'nun politika ve söylemlerinin bütün CHP'yi yansıttığını düşünüyor musun? Öyle olsaydı Muharrem İnce bu kadar yükselmezdi. Kendini nereye koyuyorsun? Sen ben kim, kendimi bir yere koydum. Ben bu yurttaş. Yani, yurttaş. Bak biz burada bizi burada konuşturmuyorsun. Bizi burada konuşturmuyorsun. Bir çünkü PKK FETÖ. PKK FETÖ. Şaban, ya neyi konuşsak getiriyorsun tamam, bekleyelim, PKK FETÖ. Neyse bu halifet PKK'ya Türkiye'yi bölmesine işte müsaade edecek. Hayır öyle değildi. O yönde kararlar öyle olacak. Değildi. Ya bu öyle değildi. O politikalarla ilgili konuş. Konuşulmasın. Benim üzerime gelme. Benim üzerime konuşma. Yani nedir bu ya? Falan filan. Nedir bu yani? Yani en vatansever sen misin ya? Her şeyi umursamaz hale. Nedim Şener en vatansever sen birinci. Ya bu ülkenin birinci vatanseveri sen misin? Senin dışında herkes bölücü mü ya? Yok vatansever olmak vatana bu
hizmetle ülkede, ilgili bir şeydir. Böyle lafsi bir şey bu, değil. Bu ülkede... Böyle herkes ben vatan severim. Çok bu ülkede senin dışındaki senin herkes bölücü mü ya? Nedim Bey, bir sen birinci vatansever misin? Müsaade edin. Ya herkes vatansever değil. Nasıl bir ruh halidir? Herkes vatansever değil hocam. Vatan için çalışan. Atatürk'ün söylediği gibi. Vatanına en çok savan, vatanı için çalışan, en çok çalışandır. Bırak kardeşim, herkes vatan için çalışıyor. Atatürk tarif etmiş kardeşim. Herkes vatan için çalışıyor. Ya öyle bir şey yok. Herkes vatan için çalışıyor. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok öyle o argümanı geç. Merak etme, muhalefet memleketi bölmez. Atatürk'ün söylediği cümle var. Bir akıl mantıklı konuşalım. Ona en çok Atatürk bunu tanımlamış. Ne biçim ruh halidir sahte ya? Sahte vatanseverleri de tanımlamış ya ben. Ya bakın sahte vatanseverleri tanımlamış Atatürk. Konuş, diyor ki konuş, peki. Vatanını peki, en çok seven, peki, ona tamam. En çok hizmet eden. Hepimiz parola yapalım. Bu kadar. Hayır. Peki tamam susalım. Yani ya beni arkadaşlar. Beni hedef almadan konuşursan şimdi bakın, hiç yani, yok. Ya bakın müzakere yapıyoruz. Herkes birbirine eleştiride... Görüşler konuşulabilir. Ben eleştiride Şaban'ı hedef ama beni bile konuşturmuyorsunuz ki şu anda. Eleştiride ben bulunabilir. Şaban'ı veya bu hayır, başkasını ben, hedef olarak bir şey söylemiyorum. Hayır, ben tamam. Partilerle ilgili konuşuyorum. O, siz, tamam, o sizi o eleştirirse konuşsun. Beklersiniz. Hali, bilmem ne. Ben de ruh halini anlatıyorum. İki dakika işte. Sonra onu eleştirirsiniz. Burada ben bile... Eleştirmem. Niye? Ama bakın ben bile konuşamıyorum. Rica ediyorum. Cem Bey ne dedi az önce? Ne konuşuyorduk ben unuttum dedi. Çok doğru. Daldan dala atladık çünkü konu konuyu açıyor. Bir müsaade edin bana sırayla konuşalım, birbirimizi dinleyelim. Çünkü seyirci hiçbir şey anlamıyor. Ben Ankara'yı hiç duymuyorum bu arada.